kavgaya tutuştular. Sonra kadın geldi, Karolin. Abuk subuk konuştu, iyice asabımı bozdu. Ali ne diye delilendi gene? Ne oldu ki? Balıkçı bana dedi ki... ...seni karnındaki bebeğinle kabul ederim dedi. Ne düşünüyorsun anne? Benim ne düşündüğümün ne emniyeti var bana? Mühim olan senin ne düşündüğün? Benim bir şey düşünecek halim kalmadı. Balıkçı... İyi adam. Ama lakin çocuk Ali'nin. Ve de bu beden de senin bedenin. Taşıdığın can senin canın. Kararı yine sen vereceksin Mara. Çok yorgunum anne. Çok yoruldum. Merhaba Cemil Hanım. Buyurun. Sizin aranızda bir evrak var savcılıkta. Bir imzacı edeyim. Sağ olun. Neymiş o kağıt? Savcılıktan şikayet etmiştim ya. Ne yazıyor? Cemile. Şikayetimi yeterli bulmamış. Ali için hiçbir şey yapmayacaklarmış. Nereye gidiyorsun canım? Savcılığa. Ha ben de geliyorum. Anne nereye? Bizim babaannenle bir işimiz var oğlum. Sen abinle otur tamam mı? Hadi kızım. Hadi. Terbiyesizlik. Kapıyı çalsanıza. Bana bunun hesabını ver savcı bey. Bu ne biçim konuşma? Bu ne? Aç, aç oku. Burada yazmışız işte. Şikayetin mesnetsiz. Her şikayete dava açacak olsak ooo memlekette adam kalmaz. Mesnet olması için ne olması lazımdı? Al işte burada yazıyor. Hiç şahidin yok. Alay mı ediyorsun sen benimle be? Ben tecavüze uğrarken şahitlik olacaktım. Bana bak hanım. Sana müsamaha gösteriyorum ama benim savrumu zorlama. Senin hakkında işlem yaparım. Devletin savcısıyla böyle konuşamazsın. Ben bu devletin vatandaşıyım. Sen benden yana olmak zorundasın. Ben haksızlığa uğradım. Mağdurum ben. Hanımefendi, haklısınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ama kanun var, nizam var. Biz kafamıza göre hareket edemeyiz ki. Hem şahit yok. Olayın üzerinden neredeyse 2 ay geçmiş. Siz daha sonra gelip şikayette bulunmuşsunuz. Kolay mı sanıyorsunuz? Tek başına dul bir kadınım ben. İnsan hatırlamak bile istemiyor. Anlatmak, şikayet etmek kolay mı? Ancak kendime geldim. Kanun bununla ilgilenmez. Tecavüze uğradığını söylüyorsun. Ama nereden belli? Şahit yok. Bir tek senin beyanın var. Şikayetçi olduğun adam da inkar ediyor. Kanun ne yapsın? Ali inkar mı ediyor? Böyle bir şey yok diyor. Cık.
Hamileyim ben. Yanlış anlama hanım. Kimden olduğunu nasıl ispat edersin? Bunu kim, nasıl anlatır? Ben bu durumda nasıl dava açarım? Neye dayanarak? Delil yok, şahit yok, itiraf yok, ispat yok. Kaçam lan. Ne? Savcılıktan geliyorum. Yediğin haltı inkar etmişsin. Evet. Ne oldu? Nerede senin erkekliğin, mertliğin ha? Hani çocuğuna babalık yapacaktın? Ne oldu lan? Kabul ettin mi Cemile? Kabul ettin mi? Ha? 50 kere yalvardım sana. Sen kabul etmedin Cemile. Sen. Eğer kabul etseydin şimdi bambaşka bir hayatımız olacaktı. Bambaşka bir hayatımız olacaktı Cemile. Ama şimdi o köprünün altından çok sular geçti Cemile, tamam mı? Her şey değişti. Çocuğum olacak. Gidip hapishanelerde falan çürüyemem. Şimdi ne istiyorsan yap, tamam mı? Ama bu balıkçıdan uzak duracaksın. Unutacaksın o herifi. Bak o herif sana yine sırnaşmaya başladı Cemile. O herif ne benim çocuğuma baba ne de karıma koca olamaz. Unutacaksın. Ne oldu? Balıkçı Karol'le mi evlenme teklif etti ha? Cemile, sen beni anladın. Anlıyorsun beni Cemile. Tepemin tasını attırmayın. İkiniz de gebertirim. Gebertirim. Şerefsiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.